Hoş geldiniz. Ekim ayı bitti ve ben Ekim ayında okuduklarım videosunu çekmek için karşınıza geçtim. Fakat ilk başlangıç benim en zayıf olduğum noktadan geldi. Matematikten. Çünkü Ekim ayını ikiye bölmüştüm. Bir önceki videoda ki şuraya koyarım ve bakarsınız bir iki video öncedir kanalımda. Yedi tane kitap okumuştum ilk yarı. İkinci yarıda şimdi size anlatacağım 6 tane kitabım var ve bunların hepsinin kaç ettiğini 7, altı yani 6, 6 desek 12 artı 1, 13. Evet, üç tane kitapla Ekim ayını bitirmişim. Fena sayılmaz. Aslında kitap mevsimine girdik. Daha hızlı olmak gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama bence önemli olan şey daha hızlı olmak değil, daha nitelikli olmak, daha hazmederek okumak ve okuma eyleminin bir sevince dönüştüğünü hayatımızın içinde hissetmek. Ben de inanın bu duygularla Ekim ayını bitirdim. Sevdiğim kitaplar okudum. Şimdi size anlatacağım kitaplar heyecan verici kitaplar ve bazıları da hayal kırıklığına uğradığım, birazcık hayal kırıklığına uğradığım kitaplar. Fakat sonuç itibariyle okuma eyleminden çok çok memnunum. O zaman o altı kitapla olan yolculuğumuza başlıyoruz. Son zamanların ünlü kitabından başlayalım istiyorum. Garanj'ın son kitabı Küllerin Günü. Garanj'ı büyük bir merakla okumaya başladım. Dedim ki evet polisiye pek zamandır okumadığım bir tür ve Garanj'la acayip derecede keyifli olacak. Yani çok kötü rezalet pişmanım filan diyeceğimi düşünüyorsanız yok öyle değil. Ama yine de garajdan beklediğim performansın ancak yüzde kırkını alabildiğimi söyleyebilirim. Bir tarikat var. tabii Fransa'da bir tarikat. Sonuç itibariyle e, Hristiyanlığın bir dalına mensuplar, bir bölümüne mensuplar ve en tutucularından bir tanesi. Kendi çerçeveleri içerisinde yaşıyorlar. Bir çiftlikleri var. Orada üzüm sıkıp şarap yaparak geçiniyorlar ve bütün yıl boyunca hiç kimseyle ilişki kurmuyorlar, doktora gitmiyorlar, herhangi bir şekilde dışarıdan hiç kimse içeri giremiyor ve en önemlisi üzüm sıkımı yani bağ bozumu onlar için hayati. O yüzden bütün kurallarını esneterek sadece üzüm asmalarının olduğu bölüme mevsimlik işçiler alıyorlar. İşte o tarikatın içerisinde çeşitli cinayetlerle karşılaşıyoruz. O cinayetler bizi kiliseye, kilisenin geçmişine, onların içinde bulundukları topluluğa ait bir kiliseden bahsediyorum. Ve duvarlarındaki resimleri, duvarlarının nasıl resimlerle dolu olduğuna dair böyle bir süreç, bir gizem, baş kahramanlarımız var katillerimiz var, bir polisimiz var. Hemen başında olduğu için söyleyebilirim. Bağ bozumu vesilesiyle geçici işçilerin arasında karışarak tarikatın içine giren bir bayan polisimiz var. Ve onun ortağı bir erkek. Fakat o içeri giren polisimizin de geçmişi karanlık. Okuduğunuzda göreceksiniz. Şimdi benim itirazım ne? Garaj bir polisiye yazıyor. Elbette ki bu polisiyenin içerisinde pek çok heyecan uyandırıcı şeyler olmalı, olacak. Fakat işte onlar yok. İpuçları çok sığ kalmış. Sanki kitap aceleye gelmiş. Garaj bir an önce şu pandemi ortamından sıkılmış olacak ki bir kitap çıkartayım ve kendimi dışarı atayım demiş gibi hissettirdi bana. Bir kere tarikatla ilgili ipuçları çok zayıf. Yani onları yakından tanıyamıyoruz, içine giremiyoruz. Yani pek yüzeysel bilgiler var. İkincisi cinayetler ve cinayetlerin o ipuçlarından bizim kafamızdaki dedektifin hareketleri, yürüyüşleri zayıf. İşte o yüzden Garancin kitabıyla ilgili size bırakıyorum. Çok seviyorsanız Garanci hep okuyorsanız tabii ki bu kitabı da eksik bırakacak değilsiniz. Ama yani öyle öldüm öldüm okunacak bir polisiye de olmadığını söyleyebilirim. İkinci kitap bizden biraz geçmişe dayalı yazar şu an aramızda yok. Ama Fakir Baykurt deyince sanırım hatırlayacaksınızdır. Onun Eşekli Kütüphane isimli bir biyografisi. Aslında Mustafa Güzel Yüz'ün hayatını anlatıyor ama işin içerisine tabii başka kurgusal nitelikler katmış. Keyifli bir kitap olmuş, güzel bir kitap olmuş. Hatta öykünülecek özellikler, helal olsun bir adama diyeceğimiz ya da işte iyi insan modeli diyeceğimiz pek çok görüntüyle, pek çok manzarayla karşılaştığımız bir kitap. Kitabın kaynağı biyografi olduğu için, Mustafa Güzel Göz'ün hayatı olduğu için tabii ki böyle birisi var. Ama kurgu var. Kurgu şöyle, Kapadokya'ya Yunanistan'dan bir turist gelir. Turist aslında turist değildir. Çünkü mübadele döneminde Türkiye'den ailesi Yunanistan'a zorunlu göçe tabi tutularak gitmiştir. Ve ninesi, annesi ondan git doğduğumuz köylerin suyundan bir testi getir, ekmeğinden bir parça bize ulaştır yiyelim oranın buğdayını ekmeğini özledik demişlerdir. Hatta ninesi git oranın toprağından bana biraz getir mezarımın üstüne koyayım diyecek kadar Türkiye'yi özlemiş bir ailenin çocuğu. Ve tesadüfen oraya gidiyor. Orada Baba Aziz diye birisiyle karşılaşıyor. Baba Aziz biyografinin ana karakteri Mustafa Güzelgöz'ün oğlu. Genç bir çocuk. Ama birlikte işte eve gidiyorlar bir buluşma gerçekleşiyor. Sonra olaylar öyle bir gelişiyor ki işte bu hadiselerde bilinince turistin geçmişi de anlaşılınca Mustafa Güzel Göz çok kimseye anlatmadığı eşekli kütüphaneci günlerini anlatmaya başlıyor. Biz de ona tanıklık ediyoruz. O dönemde Kapadokya'da o bölgede kitap yok. Yani kütüphaneyi nereden çıkardınız ama kütüphane memuru olarak göreve başlıyor Mustafa Bey. Ve ondan sonra e benim işim buysa kitaba ulaşmam gerekir diye düşünüyor. Hiçbir çare bulamayınca köylere eşekle bir eşekle temin ediyor. Onu devletin kadrosuna alıyor. Ondan sonra ona böyle kütüphane rafı gibi raflar yapıp semer gibi eşeğin üzerine bağlıyor. İçine kitaplar koyuyor ve köy köy dolaşmaya başlıyor. Sonra bu macera büyüyor. Biz onu okuyoruz. Bunları anlatmamın kitabın heyecan açısından hiçbir mahsuru yok. Çünkü zaten bir biyografi ve bu işin bilinen tarafı. Ama işin ayrıntıları çok önemli. Fakir Baykurt'un kitabının kırılma noktası ne? Çok politik. Yani Fakir Baykurt zaten politik. Böyle güzel bir biyografiyi birazcık kendi görüşleri çerçevesinde bir dünya resmi çizmek için biraz kendi yorumuna çok açık tutmuş roman, kurgu bunu yapabilir mi? Elbette yapabilir. Bu romanın estetiğine zarar vermiş mi? Evet ya yani birazcık zarar vermiş. Çünkü mesaj kaygılı her şey kurguda biraz soğukluk oluşturabilir. Fakat her şeye rağmen okuduğuma çok memnunum. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Fakir Baykuş zaten Ülkemizin önemli yazarlarından bir tanesi. Görüşünüz ne olursa olsun, siyasi olarak nasıl bakıyorsanız bakın. Dünyaya hangi pencereden şöyle bir gözünüzle ilişiyorsanız ilişin, iyi yazarlar iyi yazarlardır. Eşekli Kütüphaneci de biraz tabii yani Fakir Baykurt'un o dünya görüşündeki o dinden tamamen uzaklaşmış bir tavrı biraz seziliyor. Belki... Mustafa güzel göz içinde bu söylenebilir. Yani hayatı içerisinde böyle şeyler zaten vardı. Bunlar kurgunun hileleri değil de denilebilir. Ama kurguyu biraz politize etmiş. O bakımdan yani küçük bir hayal kırıklığı demeyeyim ama beklentiniz birazcık zaman zaman safsıyor. Fakat yine de güzel bir kitap tavsiye ederim. Son alışverişimde Tezkiretül Evliya'yı aldığımı Feridettin Attar benim için önemli birisi. Gerçekten müthiş eserleri var. İlahi Namesi, Esrar Namesi, Mantuku Tayrı okunması gereken önemli kitaplar olduğunu düşünüyorum. Zaten işte İlahi Name, İş Bankası klasikler arasından çıkıyor. Bütün kitaplarının bir önemi haiz olduğu zaten anlaşılıyor. İşte onun Tezkiyetül Evliyasını ben bu baskısından alınca itirazlar geldi. İtirazların çoğu Süleyman Uludağ çevirisinin daha iyi olduğu yönündeydi. Kütüphaneye gittim. Dedim ki evet yani okuyucular, izleyiciler, işte iletişim bu demek. Haklılar gideyim bakayım dedim. Birazcık bu bana çok böyle temiz bir Türkçe ile yazılmış gibi geldiği için de şüphelendim. Sonra Tezkiretül Evliya'da işte kütüphaneye gittim. Kütüphanede Süleyman Uludağ maddesinin altında bu kitap vardı. Bunu aldım. Yine yanlış almışım. Doğru. Mehmet Zahit Kotkun'un çevirmesi ve düzenlemesiyle yayınlanmış bir eser. Server yayınlarından çıkmış. Neticede maksat hasıl oldu. Ferudittin Attar dönemine kadar İslam dünyasının ulularının, büyük insanların izlerinden yürünebilecek Hasan-ı Basri'nin, Cüneyt-i ve pek çok önemli velinin hayatlarından örnekler vermiş. Bir kere çok keyifli, çok güzel okunuyor. İbni Ata'nın çok önemli birkaç tane isim daha sayayım size. İmam Cafer Sadık'ın, Üveysi Karni'nin, Malik Bin Dinar'ın, İbrahim Ethem'in pek çok böyle hep seslerini duyduğumuz bir yerden küçük bir menkıbesinin, hikayesinin kulağımızı iliştiği insanların yani nasıl doğmuş, nasıl ölmüş ve çok onu önemli kılan birkaç hadisesini konu alan yani içinde belki 50 tane önemli İslam dünyasının önemli ismi var. Birkaç sayfalık böyle çok kolayca da okunan bir kitap. Ferudittin Attar'ın bence en zayıf kitabı. Bunu söylemek isterim. İlahi Name, Esrar Name, Mantıkut Tay. Bunlar gerçekten derin ve bağlamları açısından da işte meslevinin kökünü oluşturan, içinde şiirle nesiri birleştiren çok önemli yapıtlar. Tek nesir eseri, son eseri. Ölmeden, daha doğrusu şehit edilmeden bir sene önce kaleme almış, bitirmiş diyelim ya da. İşte bu iki nüshadan da okudum. Hangisini tavsiye ederim? Çok duru bir Türkçeyle hiç söz diye bulaşmadan hemen anlayayım diyorsanız bunu oldukça da güzel. Yani anlam kaymaları olmayan bir şekilde tercüme edilmiş. Böyle birazcık daha ağdalı bir dili olsun. Anlayayım ama bazen söz diye doğru gideyim. Yeni kelimelerle daha doğrusu eski olup unuttuğumuz kelimelerle de karşılaşayım. Şiirsel bir tınısı olsun diyorsanız da bu. Karar sizin hangisini isterseniz ama bir şey daha söyleyeyim son olarak. Mesnevi'nin şerhini okuyorum. Beni takip edenler, bu videoları takip edenler bileceklerdir. Tahirül Mevlevi'nin şerhinin son iki cildini Şefik Can Hoca çevirmiş. Ömrü yetmemiş Tahirül Mevlevi'nin. Orada Hz. Mevlana'nın Mesnevi'sindeki bir beytin şerhinde Feridüddin Attar'ın Teskiretül Evliyası'ndan bir alıntı yapıyor. Hani Mısra'nın benzerliği ve daha iyi anlaşılması açısından İkisinde de yok. Demek ki bazı nüshalarda eksiklikler var. Bazı nüshalar öbürlerinden daha fazla menkıbe ya da insan hayatı içeriyor. Bunu da bilerek ama yine de elimizde derli toplu nüshalarının olması güzel diyerek tavsiye etmek isterim size. Okunası kitaptır. Sonra bir klasik okudum. Charles Dickens zaten klasik bir adam. Oliver Twist'ini okudum. Hatta böyle... Baktığınız zaman eski Yeşilçam filmlerine bile benzetebilirsiniz. Biraz e, iyiler iyi, kötüler kötü. İyiler hep eziliyor ama sonunda işte başka şeyler oluyor. Anlatıp da şimdi heyecanınızı kaçırmak istemem. Oliver Twist şahsız doğmuş bir çocuk. Yetimhanede doğmuş, büyümüş. Sonra hayatın içerisine hep böyle korkunç yerlerden girmiş. Hırsızlar yakalamış, yakasına müptela olmuşlar. İyi insanlar onu kurtarmaya çalışmışlar fakat o e, yine de ister istemez hayatın akışı, nehirin akışı onu kaynağına doğru götürmüş filan. Pek çok şey yaşamış ama böyle eğlenceli, keyifli ve güzel bir tınısı olan bir kitap okumak istiyorsanız Oliver Twist okunabilecek kitaplardan bir tanesi. Charles Dickens önemli bir yazar zaten. Eserleri klasikleşmiş artık günümüzde. Oliver Twist de onun Böyle hani çerezlik kitap arayanlarınız olabilir belki. Okuma zorluğu çekiyorum, bir türlü eski rayıma oturamıyorum, süratimi kazanamıyorum diye yazdan hala çıkamayan okurlar olabilir. Bu çerezlik bir kitap değil ama onun yerini tutacak nitelikli bir kitap. Kolayca okuyabileceğiniz, keyif alabileceğiniz Oliver Twist tavsiye edeceğim kitaplardan bir tanesi. Balıkçı ve Oğlu, Zülfü Livaneli'nin çok satar kitabı, son kitabı çok uzun olmayan bir romanı ama beni etkiledi. Balıkçı ve Oğlu'nun ana kahramanı Mustafa. Mustafa denizlerde nasibini arayan, işte ekmek parası için her gün denizlere çıkan, Ege'nin sahil kasabalarında yaşayan, etrafında sevilen bir adam. Aklı başında bir adam. Karısıyla beraber yaşıyorlar, bir çocukları oluyor. Sonra çocuklarını denizde kaybediyorlar. Sonra deniz onlara başka bir hediye sanıyor. Bu kitabın içerisinde mültecilik durum sorunu var. Çok ağır. Gerçekten ben kitabı okurken çok etkilendim. İkincisi denizlerimizi ve doğayı nasıl tahrip ettiğimize dair meseleler var. Güncel meseleler de var. Aslan balıkları, balon balıkları, denizin içerisindeki balık hapishaneleri dediğimiz o üretme çiftlikleri filan ve onlara karşı bir tavır, insani tavırların olduğu, mültecilerin dertlerinin, sorunlarının derinlemesine işlendiği ve acının insanın içine değil yüzünün çizgilerine yansıyacak kadar kendisini insanın içinde hapsetmiş olduğunu anlatan harika bir kitap. Çok uzatmak istemiyorum çünkü şuraya koyarım Balıkçı ve Oğlu bundan bir önceki videomuzda uzunca yorumladığım, uzunca derken işte 10-15 dakika içinde Çetin Tekindor'un Storytel'de onu okuduğu bölümler ve onların nasıl olduğuna dair yorumlarımın da olduğu ve Zülfü seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bilmiyorum. Ben hayranı değilim. Bütün kitaplarını okuyan, hiç kaçırmayan birisi değilim. Hatta acebisiyim bile diyebilirim ama balıkçı ve oğlunu sevdim. Okumanızı ya da en azından karar vermeden önce videoya bir bakmanızı tavsiye ederim. Hani adam diyor ya her şey bir çırpıda oldu ve bitti hakim bey. Biz fark edinceye kadar olan olmuştu. Elimizden hiçbir şey ne yazık ki gelmemiş. Hani böyle mazeretler, bahaneler. Biz de videoyu sonuna kadar getirmişiz bir hızla. Ve netice itibarıyla son kitap elimde. Onu size anlatacağım. Ve veda edeceğim. Fakat hayat, evet aslında gafil avlandığımızda aynen bu cümleyle özetlenebilecek bir hayat. Çünkü yaşınız onken ne zaman ne zaman yirmi olacağız diye düşünüyorsunuz. Onbeşken ne zaman ehliyet alacağız diye düşünüyorsunuz. Yirmi olunca şu askerlik bitse bir üniversite işini halletsek diye düşünüyorsunuz. Yirmi beş otuz olunca işe girdiniz işte çoluk çocuğa karıştıysanız ne olacak ne bitecek diye bakarken bir bakıyorsunuz elli altmış yetmiş ömrünüz ne kadarsa iş çığırından çıkmış. Ah diyorsunuz ya hiçbir şey anlayamadım ve hiçbir şeye istediğim gibi hakim olamadım. Çünkü hayatın hızla aktığını, zamanın bizim elimizden biz istesek de istemesek de kayıp gittiğini anlayamadığımız için en güzel şeyleri de elimizden kaçırıyoruz, uçuruyoruz. Mutluluk gibi. İşte bu kitap bir kişisel gelişim kitabı. Ruhun Hastalıkları ve Çareleri Sülemi'nin tasavvuf dünyasının büyük alimlerinden bir tanesi. Önemli bir kitap. Ona demişler ki insan bu dünyada niçin mutsuz olur? Neden sıkıntı çeker? Ne yapması gerekir? Çaresi ne? Dert ne? Yani sorunu ve çözümü anlat ve bunu bize tek cümleyle kısa kısa başlıklar halinde anlat diye rica etmişler. Kabul etmiş bunu yazmış. Kişisel gelişim kitaplarının akla ziyan, egoları şişiren önerileri yerine buradaki önerileri okumanızı tavsiye ederim. Kitap çok kolay okunuyor. Cemal Aydın çevirileri ve Sufi'nin bu kategorideki kitapları gerçekten okunası kitaplar. Cemal Aydın çok güzel Türkçeleştirmiş. Bir şey daha yapmışlar. Eğer mesele tam anlaşılmamış gibi gelmişse çevirmen şöyle bir çizgi çekmiş. Çizgili bir çizgi. Ve onun altına yine o konuyla ilgili açıklayıcı başka örnekler de vermiş. Fakat bunların hepsini böyle bir sayfa, iki sayfalık başlıklar halinde yapmış. Ve ana konular, ana temalar insanın neden mutsuz olduğunu, nasıl mutlu olacağını anlatmak için var. Kuruntular, vesveseler, ayıpları görmek, kendine değer verme, içini düzeltmemek, beklemek, tembellik, boş olma sevdası, çok konuşma, övmede ve yermede aşırılık, her yaptığını beğenmek, kendine acımak devam edeyim mi? Hangi kişisel gelişim kitabında bu başlıklar böylesine ayrıntılı bir şekilde var derseniz pek yok derim. Çok fazla kategoriye bölünmüş oldukları için. Ama Sülemi insan ruhunun bir bütün olduğunu ve o bütünlüğü bozacak her şeyin aslında bizim sonradan yaptığımız ve sonradan kendimizi oraya motive etmeye çalıştığımız zorlamalar olduğunu söylüyor. Mutluluk çok kolay. İşte o yüzden Aslı Sülemi tabi tasavvuf dünyasının büyük adamı olduğu için ben de sözü onun ve inananların temel kaynağı olan Kur'an'da Taha suresi var. Onun bir ayetiyle, birinci ve ikinci ayetiyle bitirmek istiyorum. Kitaba ve ben mutsuzum, psikoloğa mı gitsem, intihar mı etsem, Niçin benim canım sıkılıyor, niçin başıma bunlar geliyor diye düşünenlerin sanki Rabbimiz tarafından bir cevabı gibi bir ayet. Ey insan! Taha suresinin birinci ayeti. İkinci ayet ise biz bu Kur'an'ı sana meşakkat olsun diye göndermedik. Yani zorluk çekesin diye göndermedik. E, zorluk çekesin diye göndermedikse ne için gönderdik? Yani dil kurallarına göre tersini anlamak gerekir, mutlu olasın diye gönderdik mutlu olmak için bir yol rehberine ihtiyaç var. Evet, yol rehberleri çok ama çoğu yanlış yolu, çıkmaz yolları gösteriyor. Bu anlamda Sülemi biraz daha bizi böyle daha rahat bir yola, patikadan asfalta tabiri caizse çıkartıyor. İşte o yüzden mutlaka okumanızı bu kısa hacibi de çok az olan kitabı tavsiye ederim. Öyle böyle 20 dakika kadar bir sürenizi işgal etmiş oldum. Kusura bakmayın ama kitaplara 20 dakika ayırmak sanırım ya da kitapları, yeni kitapları tanımak için 20 dakika şöyle bir nefes alma süresi vermek sanırım çok uzun sayılmaz. Siz ne okudunuz çok merak ederim. Ve en çok sevdiğiniz ekibin yıldız kitabı, star kitabı hangisiydi? Yoruma yazarsanız memnun olurum. Herkese Kasım'da da iyi okumalar.